canım Ramazan ayım, seninle orucu tanıdım. Evimize gel her zaman, tadına doyamadım. Hadi uyanma vakti, nerede sahur yemeği? Niyet edeceğiz oruca, herkes gelsin sofraya. Manisiyle masalımız başlasın. Bugünkü masalımızı Serra anlatacak. Onun dilinden dinleyeceğiz ve masalımızın ismi Konuğun Böylesin. Serra anlatıyor. Babaannem sütü çok sever. Dedem de ayranı. Beyazda anlaşıyorlar anlayacağınız. Ayranı hazırlamak daha kolay. Sütün kaynarken taşması var. Anneden bir güzel azar işitmek var. Her seferinde annem ocaktaki sütü yuvasından fare çıkmasını bekleyen kedi gibi gözetleyeceksin diye tembihler. Geçen gün yine soğuk yani ayran ve sıcak yani süt iki beyazı tepsiye koyup bizimkilere götürdüm. Yani babaannemle dedeme. Yanlarına yaklaştığımı fark etmediler. Öylesine derin sohbete dalmışlardı ki insan merak etmeden kendini alamıyor. Birisinden hem de çok iyi birisinden söz ettiklerini anladım konuştuklarından. Aa, kim ki bu geldiğinde insanı, çarşıyı, pazarı düzeltecek diye merak ettim. Öyle söylediler çünkü. Sordum. Soruma cevap vermek yerine gülümseyerek birbirlerine baktılar. Sonra dedem bana döndü. Bulmacacı sensin Serra. Yakında bize gelecek bu konuğun ismini sen bul bakalım. Hiç böyle yapmazlardı. Babaannem de üç hakkım olduğunu söyledi. İpucu verebilirlermiş. İlk sorumu sordum. Gelen konuk uzun boylu mu kısa boylu mu? Babaannem birkaç sene önce kısaydı ama şimdi uzadı diye cevap verdi. Dedem güldü. Burada gülecek ne var? Demek çocuktu. Şimdi genç oldu dedim içimden. Herkes tarafından sevilen biri mi diye sordum. Dedem atıldı. Tabii, hem de çok sevilir. Herkes onu evine konuk etmede yarışır. Peki dedim, bu konuk geldiğinde özel bir hediye getirir mi? Bu sefer babaannem atıldı. Sükunet getirir, tevekkül getirir. Kısaca kötülükleri durdurur, iyilikleri çoğaltıp dağıtır. Deyince, ya benimle dalga mı geçiyorlar diye düşündüm bir ara. Kafam iyice karıştı. Peki meşhur biri mi diye sorunca, herkes tanır onu, senin anlayacağın reytingi çok yüksektir dedi dedem. Aklımda birkaç isim belirdi ve gitti ama bulamamıştım. Tekrar ipucu istedim, çok ipucu verdiklerini söylediler. Artık üç tahmin hakkımı kullanmamı istediler. Peki son olarak ne zaman gelir diye sorunca yine birbirlerine baktılar. Babaannem günlerin hatırı incitmesin diye hepsini gezer dedi. Allah Allah, böylesine gezdiğine göre seyyah mı acaba bu? Kafam allak bullak oldu. Peki günleri niye gezsin? Tekrar sordum. Geldiğinde kaç gün konuk olur? Dedem 30 diyemedi, 30 dedi. Babaannem sözünü kesti. Onu söyleyemeyiz. Zaten dedem 30 demeye çalışınca anladım. Vay uyanıklar. Demek Ramazan'ı konuk diye soruyorlar. Tuttum konuğu dedim. Babaannem biz daha çok tuttuk dedi. Güldüler. Hiç anlamamış gibi yapıp sorular sormaya devam ettim. Maksadım o güzel fikirlerini öğrenmekti. Ne zaman yemek yer? Bizden ne bekler? Ne zaman bozulur? Perişan oldular. Dedem, söyleyelim artık ben yoruldum dedi. Babaannem, sabret, Serra bulacak deyince gülme sırası bana gelmişti. Babaanneciğim ve dedeciğim, o konuk geldiğinde böyle gün ortası ne süt ne de ayran içebilirsiniz deyince Ramazan'ı bildiğimi anladılar, dılar diyerek biz de masalımızı böyle bitirelim. Ramazan'ı evlerimizde konuk etmenin sevinciyle yatmadan önce sahura kalkmak için anne babamızı tembihleyelim olur mu? Hadi başka masallarda görüşmek üzere, hoşçakalın.